Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün Bursa'nın meşhur süt helvasının tarifini hep beraber yapacağız. Çok lezzetli bir tatlı, çok böyle sütlaç tarzında çok hoş bir tatlı. Oldukça da kolay yapımı var. Hemen yapımına başlayalım. Evet, 125 gram tereyağımız var arkadaşlar. Tereyağımızı eritiyorum tavam tenceremin içerisinde. Derin bir tencerenin içerisinde. Üzerine bir çay bardağı unumu ekliyorum. Ocağımızın altını kısıyoruz arkadaşlar. Bu aşamada çok kısık ateşte unumuzun rengi dönene kadar kavuruyoruz. Çok fazla böyle helva kıvamında olmaması gerekiyor. Kokusu gittikten sonra çok hafif renk aldı mı yeterli geliyor arkadaşlar. Biraz renk alması yeterli. Çok koyu yapmayacağız çünkü. Evet, bu aşamada çok kısık olmasına dikkat edelim ocağımızın her zaman. Şimdi sütümüzü ekleyelim arkadaşlar. 6,5 su bardağı süt ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Sütümün devamını da yine ekleyeceğim. Evet, geri kalan sütümü de ekliyorum. Şimdi ocağımızın altını açabiliriz. Sütümüzün kaynamasını bekleyelim. Yine sürekli bu şekilde karıştırarak. Evet, tam kaynamaya yakın arkadaşlar. Bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Evet, yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Bu aşamada arkadaşlar sürekli karıştırmamız gerekiyor. Evet, şimdi fokur fokur kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika daha kaynatıyoruz bu şekilde. Yine karıştırarak. Evet, şimdi ocağımızın altını kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bu aşamada da fırınımızı 180-190 dereceye açmamız lazım önceden. Bu kaynama işlemini beklerken fırınımızı açalım. İyice fırınımız ısınsın. Ve hazırlamış olduğumuz süt helvalarımızı böyle güveç kaplarına, minik güveç kaplarına veya büyük bir tepsiye de olabilir, bir borcam da olabilir. Veya böyle porsiyonluk isterseniz bu şekilde de olabilir. Boşaltıyoruz. Tek bir tepside de yapabilirsiniz. Yani hani illa bu şekilde olmasına gerek yok. Ama ben bu şekilde hazırlamak istiyorum. Şimdi fırınımızı 180-190 derecede, yani biraz yüksek ısıda olması gerekiyor. Önceden ısıtmış olduğum fırınımın üst bölümüne, fırınımızın böyle ortanın bir üstüne koyalım. Kapağını kapatalım. İyice önceden ısıtılmış olduğu için fırınımız çok çabuk kızaracaktır. Üzerleri, süt helvalarının üzeri. Aman çok dikkat edin. Ocağınızın başından ayrılmayın. Fırının başından. Çünkü çok çabuk şey yapabiliyor arkadaşlar, yanabiliyor. Ve tatlılarımızı ister soğuk tüketin, ister ılık tüketin, ama böyle ılık tüketmenizi tavsiye ederim. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor.
Evet, üzerine şöyle biraz fındık döktükten sonra iç kıvamını göstermek istiyorum sizlere. Malzeme listesini videomun alt kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, oldukça keyifli bir tatlı, oldukça lezzetli bir tatlı. İnanılmaz yapımı da çok kolay. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Sizlere yeni tarif hazırlamak için arkadaşlar bana destek olmanızı istiyorum. Beğeni ve yorum yapmanızı istiyorum. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Yeni ve güzel tarifler sunabilmek için biraz desteğinize ihtiyacım var. Öyle söyleyeyim sizlere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.